Örümcekler toklanmış, büyükçe bir taşın üzerindeki boşluklara yuva yapıyorlardı. İşleriyle meşgulken, müşriklerin yani Allah'a ortak koşanların arasında yer alan Ömer'i görmüşlerdi. Hey, baksana, şu gelen Hattaboğlu Ömer değil mi? Evet evet o, ne kadar da kızgın görünüyor. Kılıcını da kuşanmış. Niyeti ne acaba? Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların toplandığı Erkam'ın evine doğru gidiyor. Bakın, yolda Nuaym'a rastladı. Ne konuşacaklar çok merak ediyorum. Hadi, rüzgara binip yanlarına gidelim. O sırada Mekke'deki Müslümanların sayıları giderek artıyordu. Müşrikler buna engel olmak için her şeyi yapıyorlar ama başarılı olamıyorlardı. Yine toplanmış, ne yapacaklarını konuşurlarken Ebu Cehil Hazreti Muhammed'i öldürmeyi teklif etti. Kabul ettiler. Fakat bu korkunç işi yapmaya kimse cesaret edemiyordu. Sonunda iri yapılı ve çok cesur biri olan Hattaboğlu Ömer ortaya atılmış, bunu ben yaparım demişti. Şimdi de kılıcını kuşanmış, Hazreti Peygamber'i öldürmek niyetiyle Erkam'ın evine gidiyordu. Yolda Nuhayma rastladı. Örümcekler onların aralarında ne konuştuklarını duymak istiyorlardı. Bunun için de bacaklarını kıvırıp rüzgarın önünde yuvarlanan toplar gibi taklalar atmaya başladılar. Kısa sürede Ömer ve Nuhayma'nın yanındaki çalılığa kadar geldiler. Burada durdular ve konuşulanları dinlemeye koyuldular. Müslüman olan fakat imanını gizleyen Nuhayn, "Nereye gidiyorsun ey Ömer?" diye sorduktan sonra, dinini bırakan, Kureyş'in arasına ayrılık düşüren Muhammed'i öldürmeye gittiğini söyledi. Nuhayn onu fikrinden vazgeçirmeye çalıştı. Bunun üzerine Ömer sertçe, "Sen de mi ondan yanasın yoksa?" diye sordu. "Ya Ömer, sen beni bırak da önce ailene bak. Kız kardeşin Fatıma ve eşi de Müslüman olmuş. Git önce onlarla uğraş." Örümcekler fısıldaştılar. Ömer çok şaşırmış görünüyor. Acaba ne yapacak? Bakın, kız kardeşin evine doğru gidiyor. Biz de gidebilsek keşke. Örümcekler, Ömer'in kız kardeşine ne yapacağını çok merak ediyorlardı. Ama Fatıma'nın evine nasıl gideceklerdi? Rüzgar durmuştu. Bu yüzden yuvarlanarak gidemezlerdi. Ancak yürüyebilirlerdi. Fakat bu da çok uzun sürerdi. O zaman olanları göremezlerdi. O sırada içlerinden biri, "Aa, bakın, üzerinde bulunduğum çalının altındaki tarantula abla değil mi?" "Evet evet o. Rica etsek bizi götürmez mi? Neredeyse bir insan eli kadar büyük. Kısa sürede giderdik." "Bu doğru da biraz meşgul galiba. Baksanıza gömlek değiştiriyor." Yine de tarantulanın yanına indiler. Hep birazdan bağırıştılar. "Tarantula abla! Tarantula abla!" Tarantula ayaklarından sonuncusunu da eski kabuğundan çıkarıp, "Öf, buraya sıkışıp kalmıştım. Şimdi rahatladım." diye söylendi. Küçük örümceklerin kendisine seslendiğini fark edince, "Evet çocuklar, böyle heyecanlı heyecanlı ne istiyorsunuz bakayım?" Örümcekler ne gördüklerini anlattılar. "Sen çok hızlı gidebiliyorsun. Ne olur bizi Fatıma'nın evine götür." Tarantula biraz yorgundu ama o da meraklanmıştı. "Tamam, hadi atlayın sırtıma da bir an önce gidelim. Baksanıza Ömer neredeyse Fatıma'nın evine girecek." Tarantula küçükleri sırtına alıp büyük bir hızla koşturdu. Ömer henüz hışımla içeri girmişti. Kapı açıktı. Bütün örümcekler eşikte durup olanları izlemeye başladılar. Fatıma Ömer'in geldiğini fark etmiş ve o sırada okumakta oldukları Kur'an sayfalarını hemen kaldırmıştı. Ömer öfkeyle okuduklarının ne olduğunu sordu. Eniştesi, "Bir şey yok, aramızda konuşuyor." dedi. Ömer eniştesini yakasından tutup yere itti. Fatıma'ya da bir tokat attı. Fatıma da yere düşmüştü. Bütün örümcekler dehşetle olanları izliyorlardı. Fatıma ayağa kalktı ve haykırdı. "Elinden geleni yap ey Ömer. Ben ve kocam artık Müslümanız. Allah ve Resulüne iman ettik." Ardından kelime-i şehadet getirdi. Ömer bu çıkışa çok şaşırmıştı. Kız kardeşine okuduklarını getirmesini söyledi. Muhammed'e gelen şu şey neymiş görmek istedi. "Ona ancak temiz olanlar el sürebilir. Kalk, önce bir yıkan." Ömer kalkıp yıkandı. Fatıma Kur'an sayfalarını koyduğu yerden alıp ona verdi. Ömer'in okuma yazması vardı. Eline aldığı sayfaları okumaya başladı. "Biz Kur'an'ı sana meşakkat çekmen için indirmedik. Onu Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Zat tarafından peyderpey indirilmiştir." Ömer hem okuyor hem de derin derin düşünüyordu. Okuduklarından çok etkilenmişti. Okumaya devam etti.
Muhakkak ki Allah benim. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Bu ayeti de okuyunca hayranlıkla bunun ne güzel, ne anlamlı söz olduğunu, bu sözden daha güzel bir söz olamayacağını söyledi. Ömer'in bu sözlerini işiten Kur'an hocası Habbab gizlendiği yerden ortaya çıktı. Müjde ey Ömer! Dilerim ki Resulullah'ın yaptığı dua senin hakkında gerçekleşsin. Dün gece o, Allah'ım İslamiyet'i ya Ebu Cehil ya da Ömer'le güçlendir diyerek dua etmişti. Ömer, Resulullah'ın nerede olduğunu sordu. Erkam'ın evinde olduğunu öğrenince derhal yola koyuldu. Örümcekler de tekrar Tarantula'nın üstüne binip onları izlemeye başladılar. Doğrusu tarihi bir olaya şahitlik ediyorlardı. Yolda bir yandan da konuşuyorlardı. Ömer kesinlikle Müslüman olmaya gidiyor. Allah'ın işine bakın. Daha az önce öldürmek için Hazreti Muhammed'i ararken şimdi ona tabi olmak için nasıl da koşuyor. Biliyor musunuz çocuklar, eğer Ömer Müslüman olursa diğer Müslümanlar ibadetlerini yapmakta büyük bir rahatlığa kavuşurlar. Neden? Çünkü o çok güçlü ve cesurdur. Müşrikler ondan çekinirler. Örümcekler Ömer ve Nuaym'ın hızına yetişememişlerdi. Ama biraz sonra oraya ulaştılar. Hemen bir kenara yerleşip olacakları izlemeye başladılar. Aralarından biri... Bakın, Ömer'in silahıyla gelmesinden dolayı sahabeler telaşlandılar. Dedi. Ama Resulullah gülümsüyor. Ne diyor, duyuyor musunuz? Bütün örümcekler kulak kesilip dinlemeye başladılar. Resulullah rahattı. Sahabelerine telaş edilecek bir şey olmadığını, eğer Allah onun hayrını murad ettiyse kendisini doğru yola ileteceğini söyledi. Bırakın gelsin dedi. Bu emir üzerine kapı açıldı. Ömer heybetli görünüşüyle içeri girdi. Yüzünde hidayetin aydınlığı vardı. Bir müddet Resulullah'la bakıştılar. Resulullah Hattaboğlu Ömer'e niye geldiğini sordu. Ömer, Allah ve Resulüne ve onun Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldiğini söyledi. Herkes büyük bir sevinç içindeydi. Hep birazdan tekbir getirdiler. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Artık Ömer Müslüman oldu diye mutluluktan yerlerinde duramıyorlardı. O 40. Müslüman! Bakalım bunu öğrenince müşrikler ne yapacaklar? Baksanıza, iman eden Ömer çok heyecanlı, yerinde duramıyor. Hazreti Ömer Resulullah'a, biz ölsek de yaşasak da hak din üzerinde değil miyiz diye sordu. Resulullah Allah'a yemin ederek, kalsalar da ölseler de hak din üzerinde olduklarını söyledi. Hazreti Ömer, öyleyse hala niye gizlendiklerini sordu. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, korkmadan, çekinmeden, cesaretle bütün şirk meclislerine girip İslamiyet'i açıklayacağım dedi. Bunun üzerine önde Resulullah, sağında Hazreti Ömer, solunda Hazreti Hamza, diğer sahabeler arkalarında Erkam'ın evinden çıktılar. Kabe'ye doğru yürüyorlardı. Örümcekler de peşlerinden gidiyordu. Aralarında konuşmaya başladılar. Müşriklere bakın! Ömer'i hiç böyle görmeyi beklemiyorlardı. Nasıl da şaşkınlık içindeler. Hem de yüzlerinden korkuları okunuyor. Bakın biri, ey Ömer arkanda ne var, neyle geldin diye soruyor. Duyuyor musun? Bakalım o ne diyecek. Hazreti Ömer, La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah ile birlikte geldiğini, kimseye yerinden kıpırdamamasını söyledi. Müşriklerin dilleri tutulmuştu sanki. Resulullah serbestçe Kabe'yi tavaf etti ve namaz kıldı. Müslümanlar da açıktan açığa namaz kıldılar. İşte o zaman Allah Resulü, hak ile batılın arasını ayırdı diye Hazreti Ömer'e Faruk adını taktı.